Herkese selamlar. Çok güzel bir Akdeniz sabahından hepinize selamlar. Saat 5 ama sabah gibi. Güneş öyle güzel ki anlatamam. Akdeniz'in incisi Kangal Tips'ten hepinize selamlar. Güzel bir enerjiyle girmek istedim. Pazartesi için 6 tane maç ayırdım. Analizledim. İdeal ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Cumartesi kombinimiz YouTube'da verdiğim kombine başarılı oldu. Dediğim gibi artı 300 seviyesinde videolarda çıkarsak, bu videoda dahil artı 300'ün üstüne çıkarsak ben şampiyonlar ligi kombini yaparım sizlere. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamızda Galatasaray Başakşehir maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Galatasaray galip gelebilir. Daha önde zaten 1.26 gibi bir oran açmışlar. Bakalım sizin maç skor görüşleriniz nelerdir? Yoruma yazın. Bilen bir arkadaşımızı alacağız. Beşiktaş maç skorunu kazanan arkadaşımız da Oyna Kazan isimli arkadaşımızdır. O da bana Instagram üzerinden yazarsa grup linklerini atayım. Instagram adresimizde değiştiğini tekrardan söyleyeyim. Instagramımız Kangal Bey 2 y ile. Oradan hem skor kazanan arkadaşımız hem de Telegram gruplarımıza Mayıs ayı için katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey diyerek geçtim. Cumartesi sizlere vermiş olduğum ideal kombinem çok başarılı oldu. Frankfurt maçının varı bir de Adana Demir alır ve 1.5 tam iki orandan kasanızı 2x veya ne kadar bastıysanız iki katınızı kazandınız. Tebrikler. Instagram'dan çokça mesaj geldi. Çok teşekkür ederim ki cumartesi çok güzel geçti. Tebrik ederim arkadaşlar. Güzel kazandık. Pazarın saat 16 seansı vardı. Kayseri maçına var olarak değerlendirdim. Rize maçı da şu an 3-1 oldu sanırım. Dakika 75. Maç sonu 1 1.5 üstü. Hatta ekranda 4-1 oldu. Ekrana düştü mü acaba size o? Düşmüştür muhtemelen. Yukarıdan gol bildirimi geldi. 4-1 oldu o mücadelede bu şekilde kazandık. Ee, 1.96 orandan pazar seansı devam ediyor. Pazar günü de güzel geçiyor. Cumartesinin genel raporuna baktığımız zaman da 8 tane mücadele anlattım zaten 6 Mayıs için sizlere. Tam 6 tanesi de başarılı oldu. Hem verdiğimiz kombine geldi hem de verdiğimiz güzel oranlar kazanç sağlayanlar bir hayli fazla. Tebrikler dostlar direktten de geçelim. Canlılarda da zaten devam ediyoruz. Bugün özellikle Ümraniye maçında 3 tane canlı aldım ilk yarıdan. İlk yarı bir 3 küst İlk, i̇lk, yarının bir golü daha aldım. Ümraniye'nin 2.57 gibi oranı vardı. Bir de ilk yarı 2.5 üstü bir koydum. Zaten 4-5 kat 4-5x hayırlı olsun. Saat 13.30 seansı mis gibi. Ekstra canlı olaraktan da maç önü tarihçilerle zaten gruplarımıza devam ediyoruz. Mayıs ayı çok güzel geçiyor. Katılmak isteyen, katılmak isteyenler her türlü Instagram'dan yazabilirler. Kazan sağlamak isteyenler adres belli. Yorumlarda herkese açık Telegram grubumuz var. Yorumlarda ve açıklama kısmında oraya da tıklayarak da gelebilirsiniz. Değerlendirecekler. Bu oldu. Şanslar diyelim. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Sizlerden ricam videoyu açsanın artı 300 seviyesinde like'lardır. Artı 300 seviyesine like gelsin. Sizlere benden bir adet Şampiyonlar Ligi kombini bu gece çekeceğim. Like durumu zaten belli olur. Artı 300'ün üzerine çıktığımız anda sizlere bir adet Şampiyonlar Ligi kombiniyle ekranlarınızda sunalım. İlk mücadelemiz Leicester ile mücadelesi. Güzel bir maç. Bak Leicester favori. Normalde kötü gidiyordu. Fakat son haftalarda oynamış olduğu oyunla birlikte Leicester'ın toplandığını görmek mümkün. Son mücadelesinde de öne geçti. Fakat offside. Öne geçecek birçok pozisyonu yakaladı. Maçın hakkı 3 puanı yakalamaktı Leicester adına. Fakat olmadı berabere gitti. Fulham mı oynayacaklar bu da. Fulham tarafında eksikler var. Almir Pereira yok bu mücadele. Mitrovic'in e, cezası devam ediyor. Kaç maç kaldı bilmiyorum da 8 maçlık bir ceza yedi o da. Leicester oynadığı oyun güzel. Fulham kendi evinde özellikle kanatlardan oynayan takım Fulham takımı. Willian, Willian tarafından soldan çok fazla geliyor ve sağda Wilson oynuyor. Wilson da çok etkili, çok genç bir oyuncu. 22-23 yaşında falandır sanırım. Ama genç bir oyuncu. O da kanatta çok fazla bireysel yeteneklerini kullanarak takımı pozisyona sokabiliyor. O yüzden Fulham tarafından da gol bekliyorum. Leicester tarafında son oynamış haftalarda son dönemde oynamış olduğu futboldan kaynaklı. Leicester'dan gol bekleyerekten 1 bir, bir gibi orandan tek tercih, ideal tercih var olarak değerlendirmemi sunuyorum. İkinci mücadele Preston'la Sunderland mücadelesi. Şimdi Sunderland alırsa burada tamamen puan durumu son maçları zaten. Championship bitiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Son maçlar Burnley'e çıktı. Sheffield çıktı zaten. Artık playoff maçları. Millwall'un ile mücadelesi var. Zorlu bir mücadele olacaktır. Sunderland kısmen zayıf bir takımda oynuyor. Preston'la iyi fakat son dönemdeki futboluna bir düşüş olduğunu söylemek lazım. Sunderland de tam tersine son dönemde çıkma ihtimali var diye bir ekstradan performans sergiliyor açıkçası. Burada şöyle bir değerlendirmem olacak benim. Yüksek orandan 1.72 gibi orandan doğrudan tek tercihim. Sunderland'ın bu deplasmanda galip gelmesini bekliyorum. Galip gelirken de biraz daha yükseltmek istiyorum oranımı ben burada. 4.5 altında 2 yaparsanız da 2.03'e kadar oranı yükseltirsiniz. Benim skor beklentim burada 2.0'lık bir Sunderland galibiyeti olacaktır. Brighton'la Everton mücadelesi. Brighton'un son maçında ben United tarafına değil de Brighton tarafına gitmiştim. 2 e, i̇ki golünü önermiştim. 90 arsa 7'de attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı çok güzel bir penaltıydı. Fakat mücadelenin hakkını söyleyeyim sizlere. Yani 6-3 bitse sanırım şaşırmazdım. Öyle bir mücadeleydi. Brighton özellikle çok fazla pozisyon kaçırdı. Burada Everton'la oynayacaklar. Everton'ın tamam düşme hattında 30 puanı var alması lazım da. Brighton gibi bir takımı da yenmek çok zor ki. Brighton'ın da çok fazla maç eksi var. Tottenham'ın 35 maç oynamış. Brighton 32 maç oynamış. Dördüncülüğe kadar yükselme şansı var Brighton'ın. O yüzden zor maçları da var Brighton'ın. Fakat bu tür maçlarda ben Brighton'ın oynamış, oynamış olduğu oyuna güveniyorum. Ve şöyle bir tercih yapacağım. İlk yarıdan Brighton'ın atacağı bir gol alacağım. Tarafa gitmeyeceğim. 1.34 gibi oranı var. İdealden aldım. Brighton iyi futboluyla burada. burada ilk yarıdan bir gol bulabilir gibi geliyor bana. Değerlendirecekler. Bu önüne bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar. Udinese ile Sampdoria mücadelesi. Udinese'nin geçen maçta Napoli maçında sizlere ne önerdim? Dedim ki Udinese'nin bir golünü alın. 1.36 gibi oranı vardı. Tek tercih olarak yaptım. Onun dışında Udinese'nin çifte şansını 1.86'lı gibi orandan da yüksek orandan önerdim. Mücadele de 1-1 bitti. Hatta bir sürpriz bile çıkma ihtimalini bahsettim. Yani Matsu'nu bir çıkarsa da şaşırmayın dedim. Sampdoria'ya baktığımız zaman da Sampdoria şöyle. E, düşmesi matematiksel olarak tam kesinleşmedi. Fakat oyun olarak düşmüş, de, düşmüş olduklarını resmen tarzı, kabullenir tarzı, kabullenir tarzda bir oyunu var Sampdoria'nın. Udinese'nin kendi evinde bazı eksikleri de olsa, hücum hattında önemli eksikler de olsa bu mücadeleyi Gordon galibiyet galiple, galip gelerekten de kapatmasını bekliyorum. Maç sonu biri 1 1.34 34 gibi orandan idare edilebilirim. Biraz daha yükseltmek isteyenler varsa da 4.5 altına bir yaparsanız da oranı neredeyse 1.60 seviyesine kadar yükseltiyor. Benim mücadeleden beklentim doğrudan 2 0lık bir udinese'nin galibiyeti olacaktır. Bu yönde bir tercihim var. Değerlendireceklere bol şanslar. Galatasaray ile Başakşehir'in maçı. Başakşehir son dönemde iyi de gitse burada Galatasaray'a karşı kolay kolay şansı olacağını düşünmüyorum. 1.26 gibi oranı açmışlar zaten. Maçında da maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlar yazan bilen arkadaşlarımızdan bir tanesini katıl telegram gruplarımıza Mayıs ayı boyunca da ekleyelim. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Mücadelede benim beklentim şöyle arkadaşlar. Galatasaray'a burada galip gelecektir fakat korner açmamışlar. Ben normalde kornere yönelecektim fakat Avrupa'ya baktım korner oranları da çok düşük. Yani ilk yer Galatasaray en çok korner kullanır desem sanırım 1.25 gibi bir oran olacak nesine de. O yüzden buna yönelmedim. Galatasaray tarafına gitmekte fayda var. Galatasaray hücum olarak da herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Son derbi mücadelesi biraz ya ekstrem bir olay. Ekstrem değil de ya öyle geçmesi zaten beklenen bir Maçtı Galatasaray adına da. Öne geçmesine rağmen koruyamadı mücadeleli yapılmış oldu Oliveira'nın hatası falan derken Galatasaray mağlup oldu orada. Başakşehir'i zaten burada bir nevi intikam hırsıyla çıkacaktır. Ama kupada bizleri eleyen zaten burada Başakşehir oldu. Bak bizleri diyorum Galatasaray'la oldu nasıl ortaya çıkıyor? Galatasaray'ın ben burada galibiyetini bekliyorum fakat şöyle bir oran almak istiyorum burada. Galatasaray'ın ilk yerden atacağı bir golü değerlendirmek istiyorum. Oran bir 37. Mücadelenin indeks beklentisi 2-1 ayarında bir Galatasaray galibiyeti. Ben Galatasaray'ın burada ilk yerden gol bulmasını bekliyorum. 1.37 gibi oranı var. Onun dışında Başakşehir nasıl bir futbol sergilecektir? Başakşehir'in oyunu açıkçası biraz çirkinleştirme şeyi çok var. Yani ya hem kendi güzel oyun oynayamıyor hem de rakibi oynatmıyor. Öyle bir sistemi var Başakşehir'in. 4-2 Rize. Devam. Hadi Rize 2 dakika daha yayın. Galatasaray'ın burada dediğim gibi Başakşehir'in oyununa ben burada baskılı, baskılı bir futbolla birlikte çok da zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. İlk yerden bir Galatasaray golünü burada idareden alalım geçelim. Sassuolo ile Bologna mücadelesi. Sassuolo da kendi evinde son özellikle son maçlara bakın kendi evinde oynadı. Hatta şu mağlubiyet galibiyet var ya son 5 maçı gösteriyor. Mağlubiyetlerin hepsini deplasmanla aldı. Galibiyetleri de hepsini kendi evinde aldı. Kendi evinde son dönemde iyi bir futbol sergiliyor. Defrel özellikle fark yaratıyor. Berardi'den zaten bahsetmiyorum. Takımın bir dönem çok fazla sırtladı zaten. Bologna ile oynayacaklar burada. Ben burada Sassuolo tarafından bir gol bekliyorum zaten. Oradan cebe attım. Bologna tarafa gol atabilir mi? Bundan bahsetmek lazım. Bologna'da arkadaşlar oynadığı son 8 mücadelesinde gol üretmesini başardı. Yani son 8 maçında gol attı. Onlar da gol yollarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ki. Deplasmanda oynadığı maçlarda da gol bulması, gol herhangi gol sıkıntısı yaşamıyor. Deplasmanlar da iyi. Maç başı 1.3 deplasman gol ortalaması var Bologna takımının. Ben burada her iki takımın atacağı golleri bekliyorum. 1.46 orandan da sizlere burada idealden öneriyorum. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Pazartesidir. Dediğim gibi artı 300 seviyesinde bir like gelirse şampiyonlar ligi kombini önermek istiyorum sizlere. Like'larınızı eksik etmeyin. Galatasaray maç konu sizlere sorduk. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.